Aziz ve muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Cumamız mübarek olsun. Bugün 12 Mayıs 2017. 16 Şaban 1438 yılındayız. Ramazan-ı Şerif ayına doğru hızla ilerliyoruz. 2 hafta gibi bir zamanımız kaldı Ramazan'a. İnşallah Ramazan'ı da idrak ederiz. Rabbimiz nasip eder inşallah. Evet, değerli kardeşlerim. Bu haftaki sohbetimizde gerek sosyal sorunlarımıza, Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Sayın Allah olsun. Sosyal sorunlarımıza gerekse ailevi sorunlarımızda çözüm noktasında dikkat etmemiz gereken, müracaat etmemiz gereken hususlara değinmek istiyoruz. Evet, ailede geçimsizlik var. Karı koca boşanma noktasına gelmiş. Efendim, şiddetli geçimsizlik var. Nereye gidiyorlar? Psikoloğa. Psikoloğa gidiyorlar ama bir çözüm olmuyor tabii. Çünkü işin teşhisi yanlış konuyor. Ortada bir sorun var, bir hastalık var. Hastalığın ilacı yanlış verilirse tedavi olmaz. Yanlış ilaç tedavi etmez ve başka hastalıklara sebep olur. Dolayısıyla adres yanlış. Çünkü bir defa huzurlu bir ailemiz olacaksa, ailede huzur olacaksa, aile kurulurken Allah'ın dediği gibi olacak. Karar vereceğiz. Allah'ın dediği gibi mi bir yuva kuracağız? Yoksa çağımız bunu gerektiriyor, modernite bunu gerektiriyor, biz buna göre yaşamak durumundayız deyip dinin emirlerine, buyruklarına göre değil, zamanın bir takım İslam'a ters uygulamalarına göre bir aile yuvası kurup huzur bekliyorsak yanılıyoruz. Evet, aile dediğimiz şey bir kadınla bir erkeğin nikah bağıyla bir araya gelmesiyle kurulur. Nikah dediğimiz bağ. Bir kadını erkeğe helal kılan nedir? Nikahtır. Nikah yoksa o kadın, o erkeğe, erkek kadına helal olmuyor artık, haram oluyor. Yani nikahsız birlikteliğin adı zina olmuş oluyor, haram olmuş oluyor. Birbirine nikah düşen kadın ve erkek dolayısıyla birbirine yabancıdır dinen. Biriyle olan diyaloğunda, gündelik hayatlarındaki davranışlarında dikkat edilmesi gerekir. Bir takım hususlar var. Dokunmak gibi, bakmak gibi, yalnız kalmak gibi bunlar nedir? Haram şeylerdir. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Nasıl olsa evleneceğiz deyip düğünden, nikahtan evvel her türlü haltı edip her türlü günah işleyip sonra evlenmeler oluyor ama
haramla kurulduğu için, haram temelde haram olduğu için huzur da olmuyor yani. Evet. Ondan sonra aile kurulurken düğünler yapılıyor değil mi? Düğün. Her Müslüman çocuğunu evlendirirken, kendi evlendirirken, çocuğunu evlendirirken, oğlunu kızını evlendirirken İslami prensiplere uymak zorundadır. İyi ama hocam, iyi. Öyle diyorsunuz da diye başlıyor cümleye. Bir Müslüman Müslümanım dediği halde dinin hükümleri karşısında, Kur'an'ın emirleri, Resulullah'ın uygulamaları karşısında orası öyle ama diye başlıyorsa cümleye artık konuşacak bir şey yok. Kesin itiraz edecek. Yani orası öyle ama itiraz etmiyor güya. Güya itiraz etmiyor. Yani diyor ki başım gözüm üstüne ama ben onu uygulamam arkadaş. Diyor. Demeye getiriyor. Faiz haram diyoruz ama diye başlıyor. Sen haram diyorsun ama ey Kur'an. Allah'ım sen günah diyorsun ama ben dinlemiyorum seni. Demeye getiriyor. Efendim diyoruz ki bak düğünde yaparken düğünün şöyle olması günah diyoruz. Kadın erkek bir arada olmasın diyoruz. Kadın erkek beraber tepinmesin diyoruz. Beraber oynamasınlar. Ayrı ayrı yerlerde eğlensinler diyoruz. Dinimizin emridir bu. Dinimiz bunu gerektiriyor. Kafadan söylemiyoruz. Kadınlar ayrı eğlensinler. Erkekler ayrı eğlensinler. İçki olmasın. Kadın erkek karışık olup da zina olmasın diyoruz. Ne deniyor karşılığında bize? Hocam öyle diyorsunuz da zaman böyle. Efendim ömürde bir defa oluyor düğün falan. Bir defa oluyor ama o evliliğin, o ailenin temeline haram harcı koyuyorsun. Günah ile bir aile temeli oluşturuyorsun. Zina ile aile temeli oluşturuyorsun. Evet, çağırıyor gecenin 12'sinde, 12'sinde. Hoca efendi, bizim nikahımızı kıy. Hoca aklına geliyor nihayet. Ama saatlerce düğün salonunda tepinirken hiç din iman aklına gelmiyor. Ama gece düğün bitmiş, millet yarı sarhoş, damat sarhoş, gelin sarhoş. Efendim, damat, gelin boya küpüne düşmüş, her tarafı boyalı cilalı, yarı çıplak vaziyette, giyinik sayılmaz ki. Orası çıplak, burası çıplak, boya küpüne düşmüş vaziyette. Hoca efendi gel nikahı, neyini kıyacağız ya, hep baştan sona zinadasın. Baştan sona günaha batmışsın. Allah'ın emri peygamberin kavliyle falancayı filancayı kocalığa kabul ettin mi? Eş olarak kabul ettim. Ettim diyecek tabii ki. Her taraf günahın içinde. Orada bir de dua okunacak üstelik. Allah bundan razı değildir değerli kardeşler. Hangi kanun zorluyor bizi bu şekilde bir düğün yapmaya? Hangi kanun? Yok. Mecbur değiliz. Hocam gençler öyle istemiş. Filanca nedir? Filan diye bir takım sudan bahanelerle biz neler yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Bu şekilde yaparak. Allah'a asi oluyoruz. Allah'ın emrine karşı, emirlerine karşı gelmiş oluyoruz. Resulullah'ın emirlerine karşı gelmiş oluyoruz. Efendim dünyamız yüzünden ahiretimizi yakmış oluyoruz. Kuracağımız yavrularımız için kuracağımız aile yuvasının temeline haram katıyoruz. Ve ondan sonra da bu aileden huzur bekliyoruz. Dünyaya gelecek çocuklardan da hayırlı evlat olmalarını bekliyoruz. Bekliyoruz ama ya bir defa gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiş. Aşağıya doğru düzeltme şansın yok artık. İlk düğme yanlış. İlk düğme yanlışsa öteki düğmeleri düzeltemezsin artık. İlk düğmeyi düzgün yapman lazım.
ailenin temeli nikahla ev kurulurken Müslümanca kurulacak, Müslüman bir düğün merasimi ile çocuklarımızın aile yuvasını kuracağız. Ondan sonra helalle başlayacağız. İlk düğmeyi düzgün ilikleyeceğiz yani. Ondan sonra efendim o ailede huzur bekleyeceğiz. Niye boşanmalar arttı? 100 kaç bin kişiydi? 130 bin çift boşanmış yanılmıyorsam 2016 yılında. Evlenenlerin sayısından fazla diyorlar. Çift o kadar boşanmış. Niye boşanıyor? Elektrik alamadım diyor. Elektrik kalmadı ki. Evlenene kadar elektriği tükettin ki. Şarjı bitirdin sen. Evlenene kadar her türlü halte ettin sen. 8 yıldır beraberiz diyor. Nikahın var mı? Yok. Evlenmeyi düşünüyoruz yakında. Düşünün. Bir şey kalmamış ki evlenmeye, bir şey bırakmamışsın ki. Hepsini yapmışsın. Böyle bir şey var mı dinimizde? Örfümüzde var mı? Yok. Geleneğimizde var mı? Yok. Zina halindesin ya 8 senedir, 6 senedir. Neyse. Zina ile yaşıyorsun, bir de evleneceğim diyor. Ya, gerek yok, kalsın öyle. Ya. Ondan sonra ev boşanmalar artıyor. Elektrik alamadım. Efendim, şiddetli geçimsizlik, kadın cinayetleri, efendim, boşanan, parçalanan aileler, hele ki çocukları varsa, çocukların dünyası yıkılıyor artık. O çocukların ne günahı, ne suçu var? Çünkü onlar masum. Sizin yüzünüzden, o sizin yaptığınız hata yüzünden o çocukların dünyası da yıkılıyor. Çocuklar bir orada kalıyor, bir orada kalıyor. Ona verilmiyor. Çocuk ana sevgisinden mahrum kalıyor. Baba sevgisinden mahrum kalıyor. Aile şefkatinden, sevgisinden mahrum kalıyor. O çocuk büyüyünce de psikopat oluyor, biliyor musunuz? Terörist oluyor, psikopat oluyor. Çünkü öyle yetişmiş, sevgisiz, şefkatsiz yetişen çocuklara bakın. Dünya üzerindeki teröristleri inceleyin hayatını. Diktatörleri, zalimleri inceleyin, değil mi? Hitler'in hayatını inceleyin mesela. Saddam Hüseyin öldü gitti, hayatını bir inceleyin mesela. Ne vardır çocukluğunda? Şiddet vardır. Kötü muamele vardır, sevgisizlik vardır. Şefkatsizlik vardır. Yani bir insan doğuştan kötü olmaz. Doğuştan kötü insan yoktur. İnsan terörist, gökten terörist olarak inmemiştir. Onu o hale getiren bir altyapı vardır. Arka plan vardır değerli kardeşlerim. Evet, çocuklarımız asi oluyor. Çocuklarımız şöyle kötü, böyle kötü dediğimiz zaman önce ne yapmamız lazım? Biz bu çocukların velisi olarak, annesi babası olarak, dedesi olarak acaba nerede yanlış yaptık, nerede bir hata yaptık diye kendimizi sual etmemiz lazım. Yani acaba biz bu gömleğin ilk düğmesinin acaba yanlış mı yaptık ya, nasıl yaptık diye sormamız lazım değerli kardeşler. Evet, o yüzden çocuklarımıza yuva kurarken kriterimiz ne olmalıdır? Ne olmalıdır kriterimiz? Yani oğlumuz evlenme yaşına geldi, evlendireceğiz. E hocam bizim dediğimiz kızı almıyor ki, almayacak tabii ki. Senin eğitiminden geçti. Tamam, kendi dediğini alsın, öyle bir eğitim ver ki. Öyle bir İslami eğitim alsın ki çocuk, o çocuğun evlendiği hanım, kız senin de gelinin olabilsin. Sana baba desin. Öyle. Öyle birini seçsin yani. Yani abuk subuk biriyle evlenmesin. Abuk subuk birini seçmesin. Şimdi gidiyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız istenecek değil mi? Usul. Doğru mu? Gidiyoruz. Peki ne oluyor orada o törende? Neler oluyor? Hiç kız isteme törenine katılmadım ama yani. Duyduğumuz kadarıyla. Kız tarafı naz evi. Kız evi naz evi biliyorsunuz. Yani normaldir bu. Tabii ki yani oğlanı istemiyoruz da kızı istiyoruz. Allah'ın emriyle oğlunu kızıma istiyorum demiyoruz değil mi? Kızınızı oğlumuza istiyoruz diyoruz. Herkes tabii kendi meziyetlerini ortaya koyuyor. Zaten bilinen ailelerdir falan. Efendim ne diyoruz önce?
bilinmeyen ailelerse özellikle, bilinense sorun yok, aynı köydeyse sormaya bile gerek yok, ha bilinendir yani, annesi bilinir damadın kız tarafının, babası bilinir, sülalesi bilinir, mal varlığı, zenginliği, fakirliği bilinir, huyu, ahlakı bilinir, sorun yok. O yüzden evlenirken aynı muhitten evlenmenin bir takım faydaları var yani. Çünkü biliniyor yani. Yarın öbür gün evlendikten sonra bir takım sürprizler olmuyor yani. Yani hiç tanımadığın uzaklardan evlendiğin zaman çok çok sürprizler oluyor. Çok. Sabahına gelin ortadan kaybolduğu hikayeler çok duymuştursunuz. Altınlarla beraber yok oluyor. Tabii ki. Manavdan muz alırken, karpuz alırken bile muayene yapıyorsun değil mi? Kontrol ediyorsun çelek mi değil mi diye. E tabii böyle evlenirken böyle paldır küldür evlenirsen sabahına sen ortada kalırsın değil mi? Haberlerde duyuyoruz. Diyor ki gelin diyor altınlarla beraber sırra kadem bastı. Tabii. Öyle yaparsın. Başta yanlış yapıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istemeye gidiyoruz. Ne diyoruz? Umumiyetle damadımız ne iş yapar? Ne iş yapar? İşi var mı? Memur mu? Maaşı ne kadar? Maaş. Evi var mı? İstanbul'da, Bursa'da araba şey var mı? Arsası, evi, tapusu var mı? Ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? Arabası var mı? Bunları sorulur genelde değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Efendim? Sorulur mu? Genelde sorulur. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Efendim? Ceyiz işlerine gelir sıra. Ne kadar altın yapacağız? Ne kadar ziynet yapacağız? Hemen ilk şart, efendim biz ayrı yaşayacağız. Moda yaşayınca artık. Moda, ayrı yaşayacağız. Gelinin birinci şartı, ben kaynanamla yaşamayacağım. Çekirdek aile indik. Eskiden öyle yoktu. Eskiden öyle yoktu. Bir ömür hayat sürülürdü. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl bir yastığa baş konurdu. Boşanma kelimesini hiç duymazsın onlardan. O kelimenin şakasını bile yapmazlardı. Eskiden gelinler kaynalarla dururken en azından bir 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene kaynanayla beraber, kaynatayla beraber kalınırdı değil mi? Bunun bir anlamı varmış. Araştırdık biz. Nedir bunun anlamı biliyor musunuz? Gelin kaynanasının yanında staj görüyor. Gelin olmayı öğreniyor. Evin kadını olmayı öğreniyor. Yol yordam öğreniyor. Tecrübesinden, kaynanasının, kayınvalidesinin tecrübesinden faydalanıyor. Ne de olsa bu 20-25 yaşlarında, eskiden daha da erken evleniliyordu, bir kızdır. Yani gelin de olsa yeni gelmiş bir yabancıdır. Değil mi? Gelinliği öğrenecek. İleride bu anne baba olacak. İleride kaynana olacak. Kaynanasından ne öğreniyor? Staj öğreniyor. Hayatı öğreniyor. Anne babaya olmayı öğreniyor. Yani onun yanında bir ders görüyor. Okul görüyor yani. Şimdi yok. Evlenir evlenmez ayrı eve çıkıyor. Ondan sonra 6 ay geçiyor. Biz geçinemiyoruz. Huzur yok. Sebeplere bakıyorsun. Hep sudan sebepler, bahaneler. Sudan sebepler. Sudan bahaneler. Çok basit sebeplerle aileler yıkılıyor. Eskiden yoktu böyle bir şey. Evet, elektrik alamadım diyor. Elektrik alacak durum yok tabii ki. Çünkü sabır yok, kanaat yok. Değil mi? Hemen çıt kırıldı. Basit şeylere kırılıyor. Hemen alınıyor. Ailede, aile devam edecekse, huzur olacaksa sabır da olacak. Değil mi? Şunu bitirmesi lazım. Bey, yeter ki huzurumuz olsun. Biz de soğan ekmek idare edelim. Paramız pulumuz az olsun ama huzur olsun demesi lazım. Kanaatkar bir aile ile aile yuvası kurmalıyız değil mi? Üst perdeden konuşan, savurgan, paracı bir gelinle evlenirsen, bir kızla evlenirsen, değil mi? Öyleler var ki 1.000 lira ver bugün, yarına 1 lira bırakmaz. Kredi kartını ver, senin ocağına incir diker. Öyle şey de var yani.
Hanımları da var evde. Öyleleri var ki tutumludur. Yani cimrilik manasında değil. Cimrilik de doğru değil, savurganlık da doğru değildir. Evet, yuvayı dişi kuş yaparmış sözü de doğru yani. Evet. Şimdi peki bunları sorduk, yuvayı kurduk, geçimsizlik başlardı evlendikten sonra. Cicim aylar bitti, öteki aylara geçince ne olur? Ayakları yere basmaya başlar. Kadın da erkeğin de. Hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelince işler değişir. Peki huzurlu bir aile olacaksa, öneriniz, teklifiniz, ilacınız ne hocam diye soracaksanız, biz buna Kur'an'dan ve sünnetten delil, ilaç vermek durumundayız. Kur'an ve sünnet bu işe ne diyor? Evet, önce bu hususta Efendimizin bir hadisini size hatırlatalım. Efendimiz bu hususta ne diyor bakalım? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kadın dört şey için nikahlanır. Yani dört şey için evlenilir. Aile yuvası dört gaye için kurulur. Kadın üzerinden örnek veriyorum, aslında erkek için de geçerli. Dört gaye olmalıdır. Bir, malı için. İki, asaleti için. Üç, güzelliği için ya da yakışıklılığı. Dört, dindarlığı için. Hadisin devamında, sonunda diyor ki, sen dindar olanı seç ki elin toprak görsün, elin bereket görsün, evin yurdun bereket görsün diyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bu dört gaye için evlenilir, doğru. Yani insan evleneceği kişinin, kadın olsun erkek olsun, zengin olmasını ister mi istemez mi? Bekar mısın, evli misin? Yani evlenirken insan tabii ki fakirliği istemez, kim ister? Yani zengin olsun, zengin derken koç gibi zengini kastetmiyoruz yani. Orta yolda kimseye muhtaç olmayacak şekilde bir zenginlik ister, herkes ister. Normaldir yani, onu Efendimiz de söylüyor. İki, ama tek gaye olursa batarsın. Tek gaye, hiç başka adam, kadın, kocasının serhoşluğundan dert yanıyor. Bir bakıyorsun bu serhoşluğa evlendikten sonra başlamamış bu adam. Ne zamandan beri serhoş? Evlenmeden önce de serhoşmuş. Sen bilerek almışsın bu serhoşu. Niye? Zengin. Başka bir kriterin yok. Zengin mi gel? Sarhoş da olsa gel. Geldi ne oldu? Üç öğün dayak yiyorsun. Üç öğün dayak yiyorsun. Sen kendin elinle istemişsin bu dayağı. Adamın yaptığı doğru değil mi? Sen kendin istemişsin. Ya zengin olsun da sarhoş olsun önemli değil. Demişsin. Değil mi? İkincisi neydi? Malı için dedik. Birincisi malı için. İkincisi nesep. Soy sop aranırdı eskiden. Aranır mıydı? Şimdi yok. Soy sop da önemlidir. Herkese kız verilmezdi. Herkese kız vermezlerdi eskiden. Şimdi çok nadirdir. Bir fıkra anlatılır, bir kıssa anlatılır. Adamın birisi karşı köye gidermiş oğluna kız bakmaya eskiden. Kız bakmaya büyükler giderdi. Şimdikiler bilmez onu. Karşı köyde iyi tavsiye ettikleri bir gelin adayı varmış. Oğluna kız istemeye giderken yolda bir adama denk geliyor. Elinde bir köpek var böyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nerede gelip nereye gidiyorsun? Diyor köpeğin sahibine. Diyor ki elindeki köpeği, bu karşı köyde diyor iyi cins bir köpek varmış. Onunla çiftleştirmeye götürüyorum diyor. Cins arıyor bak, cins. Ulan diyor içinden. Dönüyor geri bu arada. Karşı köye gitmeye vazgeçiyor adam. Oğluna kız istemeye giden adam. Gitmiyor, vazgeçiyor. Diyor ki sen diyor köpeğine asalet arıyorsun. Arıyorsun da ben diyor niye oğlum asaletli bir kız almayayım? Vazgeçiyor. Demek ki asil bir aileden gelmiyormuş.
Araştırmış demek. Dolayısıyla ikincisi asalet. Üçüncüsü güzellik. Önemli bir kriter aslında yani. Çirkinle de ömür çekilmez yani. Değil mi? Kız olsun, erkek olsun. Çirkinle efendim ömür de zor olur yani. Gerçi bu göreceli bir şeydir. Çirkinlik, güzellik. Yani bana göre güzel olan sana göre çirkindir. Sana göre güzel olan bana göre çirkin olabilir, değil mi? Yani güzelliği gören göz değildir aslında, gönüldür yani. Gönül. Aslında Leyla ile Mecnun fıkrası hikayesini bilirsiniz. Leyla çok güzel bir kadın değilmiş aslında, biliyor musunuz? Çevrede hiç de güzel bir kadın değilmiş. Ama Mecnun'un gözüyle baktığı zaman çok güzel bir kadın. Mecnun gözüyle bakar. Mecnun'a göre güzelmiş yani. Yani güzellik de çirkinlik de görecelidir. Yani relatif bir şeydir. Onu demek istiyoruz. Dördüncüsü de dindarlığı. Evet, bu kriterlerin dördü bir arada olursa ne olur? Tadına doyum olmaz. Dördü bir arada olacak ama. Bu dördü bir arada olurken de birinci sırada ne olmalı? Dindarlık olmalıdır. Diğerleri var, zenginliği birinci sıraya koyuyor. Dindar olsa da olur, olmasa da olur. Ondan sonra ne oluyor? Ailede geçimsizlik başlıyor, huzursuzluk başlıyor, şiddet başlıyor. Boşanmaya kadar gidiyor. Emin olun ilaç budur. Psikoloğa falan gitmenize gerek yok. İddialı söylüyorum. O zaman ne yapacağız? Damat adayımıza imtihan yapacağız. Yazılı sözlü mülakat. Hocam nerede bulacağız onu? Gelin adayına da öyle. Yazılı sözlü ve mülakat. Üç aşamalı imtihan. Soru bir. Kızımız namaz kılıyor mu? Sabah namazına kalkıyor mu? Damadımız sabah namazlarını kaçırıyor mu? Ulan ne sabah hocam, cuma kılmıyor. Diyorsunuz içinizden belki. Ve bu böyle bir soru sormamız lazım. Bunu sorarken önce kendimiz tabii ki bu sorunun cevabını kendimiz de. Namaz kılıyor mu diye soruyoruz ama kendimiz kılmıyorsa boşuna soruyoruz. Bir defa olmaz bir defa. Değil mi? Ramazan geliyor. Ramazan'da akşama kadar yiyip içiyor mu? Oruç tutuyor mu? Oruç bu eve giriyor mu? Kız alacağımız evde Ramazan gelip geçiyor mu? Öyle evler var ki Ramazan caddesinden geçmiyor. Evine zaten girmiyor. Öyle aileler var ya. İftar nedir, sahur nedir bilinmeyen aileler var hocam. Sallıyorsunuz demeyin sizden ya. Biliyoruz, toplumda yaşıyoruz. Kıblesini bilmeyen adam var, evinin kıblesini. Müslüman. Bir eve gittim bir tarih çok önceden. Namaz kılacağım, namaz geçiyor. Kıbleyi gösteremedi adam. Evinin kıblesini bilmeyen Müslüman var. Sallamıyorum, ortadan konuşmuyorum yani. Kayıptan konuşmuyorum yani. Toplumdan anlatıyorum, örnek veriyorum bu toplumdan. Dolayısıyla namaz kılıyor musun diye sorduğumuz zaman damat veya gelin adayına kendimiz de bu sorunun muhatabı olmak durumundayız değerli kardeşler. Evet, kriterlerimizin önemlisi birinci maddesinde ne olmalıdır? Huzur olacaksa ailede ne olmalıdır? Dindarlık olmalıdır. Dindarlık. Namaz kılınacak bir defa evde. Evde namazsız olmaz. Din olacak. Eve girerken akşam işten eve gidiyorsunuz. Kapıyı açtınız, zili bastınız veya eve girerken selamun aleyküm diyenler parmak kaldırsın. Desem burada şimdi. Kaç kişi parmak kaldırabilir? Eve girerken ailene, hanımına veya çocuklarına kapıda seni karşılıyor. Selamun aleyküm diyen. Ne var hocam, bu da mı var? Var. Eve selam verecek. Hatta Efendimiz boş eve selam veriyor, biliyor musunuz? Kimse yok evde. Girdin evde bomboş. Selamun aleyküm diyeceksin. Boş eve. Sünnettir bu ya. Selam bütün şeyleri eritir. Biz şimdi selamlaşıyoruz değil mi? Selamun aleyküm diyoruz. Gerçi onu da unutmaya başladık da. Adama selamun aleyküm diyor, merhaba diyor ya. Selamun aleyküm diyeceğim, günaydın diyor. Günaydın selam değil arkadaşlar. Günaydın bir hava raporudur. Hava durumudur. Günaydın deyince hava iyi, güneşli demek yani. Aydın olsun, güneşli olsun. Günaydın selamun aleyküm değildir. Günün aydın olsun. Olsun, tamam, sıkıntı yok, olsun yani. Da selam değil. Efendimiz bize selam, efşus selame beyneküm diyor ya. Aranızda selamı yayın diyor. Selamun aleykümün cevabı nedir o zaman? Nedir? Cevap? Söyleyin. Selamun aleykümün cevabı? Ve aleyküm selam diyeceksin.
Benden sana zarar gelmez. Ben selamet adamıyım, güven adamıyım. Ben güvenli bir adamım. Ben Müslümanım, güven adamıyım. Dedim, sen de ve aleykümselam deyince aynı şekilde. Ben de aynısındanım. Parola yani, parola Müslümanlar arasında. Bunu unutmaya başladık maalesef ya. Toplum böyle modernleştikçe dini değerlerden de uzaklaşıyoruz ya. Lütfen bu selam olayını ciddiye alalım. Çocuklarımıza selam veriyor muyuz eve girdiğimiz zaman? Sokakta gördüğümüz zaman. Çocuğa selam verilir mi? Verilir. Çocuğa selam verilir. Selamun aleyküm. Çocuk aleyküm selam demeyi öğrensin. Nerede öğrenecek bu ya? Çocuğun anaokulu ailedir. Bak konumuz zaten o. Anaokulundan önce ailede besmele çekmeyi öğrenecek. Namaz kılmayı, abdest almayı. Anaokuldan 3-4 yaşında gönderiyorsun. 4 yaşına kadar çocuğun bütün şeyi şekilleniyor hayatı. Abdest almayı, namaz kılmayı, besmele çekmeyi. Senden öğrenecek. Rüküye gitmeyi, secdeye gitmeyi, selam vermeyi, almayı. Ben bazen eve giriyorum. Ben kendimden örnek vereyim. Bak çocuk o kadar zeki ki hiçbir şey unutmuyor. Giriyorum selamsız girdiğim oluyor bazen. Oluyormuş. Benimki diyor ki 7 yaşında. Selam yok mu selam? Bana diyor 7 yaşında geçiyorum. Ha unutmuşum diyorum kızım. Özür dilerim. Selamun aleyküm diyorum tekrar. Ve aleyküm selam diyor. Ya çocuklarımıza selam verelim selam. Hanımımıza selam verelim ya. Selamun aleyküm hanım diyelim. Aleyküm selam diyelim. Bak sevgi tohumları eker selam. Huzur olacaksa bu olacak. Değil mi? Artı huzur olacaksa İslami değerlere dikkat edeceğiz. Hanımımız yetişkin mülûh çağındaki kızlarımız tesettüre riayet edecek. Tesettür İslam'ın bir emridir. Hanımlarımızın kapanması yani. Kızlarımızın, hanımlarımızın, eşlerimizin mülûh çağına gelmiş kızlarımızın İslam'a göre kapanmasıdır. İslam bunu emrediyor. Ahzab suresinde ayet var. Nur suresi 31. ayet var. Bunu anlatmayayım şimdi. Yerini söyleyeyim. Zaman yok. Çocuklar. Hanımlarımız buna dikkat etsinler. Bunun İslami sınırları vardır. Müslüman bir hanım bülü çağından itibaren artık namazla, oruçla mükellef olduğu gibi tesettürle de yani İslami olarak kıyafete girmekle de mükellef farzdır. Ölçüsü nedir hocam? Dışarı çıkarken evde yok, evde zorunluluk yoktur. Dışarı çıkarken, balkona çıkarken, pencereye çıkarken o zaman el, yüz, ayaklar hariç, kolları dahil kapatacak. Balkona çıkıyor kızımız veya işte bacımız. Başı açık, kolu açık olmaz. Sokakta kapatıyor. Balkonda açıyor. Balkon dediğimiz yer herkese, kamuya açık değil mi? Herkes görüyor mu balkonumuzu? Baksa görüyor, görebiliyor yani. O zaman balkona çıkarken de ne yapacağız? Dikkat etmemiz lazım. Kısa kollu çıkmamamız lazım. Başımızı, boynumuzu örtmemiz lazım. Değil mi? Ha, şimdi bir de şu var. Tesettürün de içini boşalttık maalesef. Başımızı örtüyoruz kızımız. Yetişkin kızımız. Başını örtmekle iş bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Başka yerleri kapalı. Başka yerleri açık. Nasıl oluyor? Başımızı örtüyoruz. Göğüs ortada. Affedersiniz. Efendim vücut hatları, diğer vücut hatları ortada, dar giyinmiş. Giyinik çıplak diyor Efendimiz. Giyinmiş çıplak. Giyinmiş çıplak nasıl olur? Giyinmiş ama çıplak, dar giyinmiş. Başını örtmüş ama diğer yerleri dar giyinmiş ortada. Ve çok süslü giyinmiş. Renkli giyinmiş. Yani herkes ona bakıyor. Çıplığa bakmıyor, ona bakıyor icabında. Niye? O kadar çok dikkat çekiyor yani. Öyle olmaz. Dikkat çekmeyecek. İslam'da tesettürün amacı, maksadı kadının dişiliğini gizlemesi. Dişilik gizlenecek, kişilik ön planda olacak. Kişiliğiyle kadın ön planda olacak. Dişiliğiyle değil ama maalesef kızlarımız, kadınlarımız topluma baktığımız zaman bütün dişiliğini ortaya koyuyor. Yani teşhir ediyor kendini. Sokakta uzun, başı kapalı, ayakkabısı topuklu, bu kadar. Bir kilometreden tak 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 duyuluyor. Bu haramdır, zinadır. Değil mi? Erkekler o sesi duyduğu zaman görmüyor mu? Bakmıyor mu öbür tarafa? Bu da zinadır. Zina deyince kadınla erkek cima, cinsel birliktelik anlamına gelmez ki. O da o zinanın son noktasıdır. En son.
dibi de zina yani. Ondan önceki zinalar göz zinası bakmak, kulak duymak, zinaya giden yollar. La takrabu zina ayeti boşuna mı indi? Zina yapmayın demiyor ayette. Ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya götürecek yollar bakmak. Zinaya gidiyor. Asıl o zinanın dibi dediğimiz cinsel birlik, birlikteliğe götürecek yol bakmayla, dokunmayla olur değil mi? Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. O yüzden ailede huzur yoksa mesela, o zaman ne yapacağız? Bunlara selam vereceğiz. Efendim, ailemizde hanımımız, kızlarımız İslami tesettüre riayet etmiyorlarsa onlara diyeceğiz ki bak İslam bunu emrediyor. Bu bizim yaptığımız İslami değil. İslam dinimiz bunu emrediyor. Dinimize göre bir hayat yaşamak durumundayız diyeceğiz. Ailemize huzur gelecek. Ailede namaz yoksa, değil mi? Tesettür var ama namaz yok. Olmaz. Namaz da olacak. Mesela günde bir vakit namazımızı cemaatle evde kılalım. Camiye de gidelim. Çocuklarımızla beraber namaz kılalım. Çocuklarımızla aynı safta namaz kılalım. Kıldıralım. Beraber hanımız da arkamızda saf tutsun. Böyle aileler olursa ne olur? Huzur olur, huzur. Sağda solda psikologda bir sürü para yatırıyor. Psikoloğa gidiyor kadın. Bir sürü para. Hiç de bir şey bulamıyor yani. Aradığını bulamıyor. Psikolog ona şu ilacı kullan, bunu kullan, şunu yap, bunu yap. Geçici bir çözüm bulunuyor. Ay rahatladım, gittim. Rahatladım da asıl çözüm, asıl kalıcı çözüm dinde, dinde. Dinimiz bak ne diyor? Dindarlık aileye girmelidir. Ailede selam olacak, namaz olacak, tesettür olacak, sevgi olacak. Çocuklarımız evlenmeye, buluğ çağına gelmeden önce çocuklarımızı dindarlığa alıştıracağız. Kur'an okumayı öğreteceğiz, namazı öğreteceğiz. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin diyen Peygamber aleyhissalatü vesselama kulak vereceğiz. Evet, ezan da okundu. Bir ayetle bitireyim. Mevzu çok geniş. Taha suresi. Taha suresi 20. sure. 132. ayet. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ey Muhammed. Ey Muhammed diyor da bize de diyor yani. Ey Muhammed ümmeti demek istiyor. Ehline, ailene namazı emret. Sen kendin de ona sabırla devam et. Ey Muhammed. Ey Muhammed ümmeti. Ailene namazı emret. Namaz olsun ailenizde. Sen de ona devam et. Sabırla devam et dendiği zaman Efendimiz bir peygamber kızı Fatıma'nın kapısını çaldı 6 ay. Kızı Fatıma ki Ali Efendimiz de Hazreti Ali ile evli. Evi barkı ayrı. Buna rağmen Efendimiz kızı Fatıma'yı, ey kızım Fatıma kalk namaz var dedi 6 ay. Niye 6 ay hocam? Çünkü 6 ay sonra Efendimiz vefat etti. Vefat edene kadar kızı Fatıma'yı, evli bir kızını bırak evli, biz evimizde aynı yerde kaldığımız çocuklarımızı namaza kaldırmaya kıyamıyoruz değil mi? Kıyam. Efendim uykusunu bölmesine kıyamıyorum diyor. Sabahın 7'sinde kışın saat 8'de güneş doğuyor. Sabahın 7'sinde kapkaranlık vakitte okula geç kalmasın, dersinden geç kalmasın, sınava geç kalmasın diye uykusunu böyle biliyoruz da ahirete, ucu ahirete dayanan namaza kaldırma noktasında niye çocuklarımızı, ahiretini mahvediyoruz sizce? İyilik mi yapmış oluyoruz yani? İyilik yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmek durumundayız değerli kardeşlerim. Evet. Çocuklarınıza namazı emredin, sabırla ona devam edin diyor. Ayet-i Kerime'de Taha suresinin efendim 132 numaralı ayeti kerimesinde. Evet, toparlayalım, uzatmayalım. Evet, başlığımız ailevi sorunlarımıza Kur'an'dan ve sünnetten çözümler. Bunların hastalıkların, bu hastalıkların çözümü yine Kur'an'dan ve sünnetten olmak durumunda değerli kardeşlerim. Kur'an nasıl reçete veriyor? Bakalım Kur'an'a. Sünnet nasıl reçete veriyor? Bakalım yani. Kur'an'ı hocaların okuduğu bir kitap haline getirmeyelim. Kur'an ölü kitabı olmasın ya. Kur'an'a bir bakalım ne diyor Kur'an bu hususta. Herkesin anlayacağı dilde tercümesi var. Anlamı var. Hocalara soralım değerli kardeşlerim. Evet.
Şimdi ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ayeti kerimesini gittik mezarlıkta okuduk. Okur muyuz? Okuyor muyuz hocam? Okuyoruz değil mi? Okuyalım, sıkıntı yok. Okuyalım yani. Okumayın demiyorum. Ne dedik mezarın başında? Ailine namazı emret, kendin de ona devam et dedik mezarın başında. Kime söyledik? Ahmet oğlu Mehmet'e dedik mezarın başında. Bu Ahmet oğlu Mehmet mezardan kalkıp namaza başlayabilir mi? Mümkünatı yok. Bir şey yapabilir mi? Cık, yapamaz. O zaman biz niye ölü okuyoruz ki? Ölü okumanın çok bir faydası yok orada. O yüzden liyun zira men kâne hayyen diyor Yasin suresi 70. ayette. Bu Kur'an dirileri uyarman içindir diyor. Dirileri. Ha şunu anlamayın. Hocam işte geçmişlerimizi okumayın. Böyle bir şey demiyoruz. Okuyalım ama birinci maksadı bu değil Kur'an'ın. Birinci maksadı dirilere okumaktır. Dirilere okuduğumuz zaman faydası olacak değil mi? Evet, bize bir çözüm olacaksa, ailemizde huzur olacaksa, hastalıklarımıza çözüm olacaksa, manevi hastalıklarımıza, çözüm uzakta aramayacağız. Çözüm kendi kitabımızda, kendi dinimizde olacak değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak ailelerimize huzur versin. Bizi birlikten, dirlikten ayırmasın inşallah kardeşlerim. Evet. Sohbetimiz burada.